Artı TV ekranlarından herkese merhabalar. Gezen Bilir'in yeni bölümüyle bu hafta da beraberiz. İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Ödemiş'te olacağız bu hafta. Ödemiş hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Gezen Bilir başlasın. Güzel Ödemiş'te ilk adresimiz Birgi olacak. Birgi hem tarihiyle hem de doğal güzellikleriyle bizleri karşılıyor olacak. Birgi'nin en hareketli yeri Aydınoğlu Meydanı'nı, hemen meydandaki Ulu Camii ve Sultan Şah Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Buraları gördükten sonra Çakırağa Konağı'nın yolunu tutacağız. Birgi evleri ve sokakları tüm güzelliğiyle bizleri bekliyor olacak. Birgi'yi gezip dolaştıktan sonra Ödemiş'in yolunu tutacağız. Kısa bir yolculuğun ardından binlerce tezgahın kurulduğu Ödemiş Pazarı'na uğrayacağız. Ödemiş'in merkezinde gezebileceğiniz birçok müze de var. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Bediye Akartürk Müzesi, Ödemiş Müzesi gezeceğimiz müzeler arasında. Bugün Ödemiş'te güzel bir gün bizleri bekliyor. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bugün Ödemiş'teki ilk durağımız Birgi. Birgi köyü Ödemiş'in en güzel köşelerinden bir tanesi. Merkeze uzaklığı sadece 20 dakika. O yüzden Ödemiş'e kadar gelmişken gezi rotanızı Birgi'den başlatabilirsiniz. Birgi Ödemiş'in en popüler noktası. Ortasından dere geçen bir yer ve kış mevsiminden sonra yaza doğru şırıl şırıl aktığına şahit olabilirsiniz. Gittiğiniz her yer, gördüğünüz her şey tarihin bir anına tanıklık etmiş. Tam bir açık hava müzesi gibi burası. Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış olan Birgi'de gezerken eski konaklar, türbeler, camiler, medreseler çıkacak karşınıza. Her biri de oldukça önemli yapılar. Ödemiş'in en popüler köyü olan Birgi, tarihin her kesiminden izler barındıran turistik bir köy. Tarihi M.Ö. 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Ödemiş Ovası'nın yanındaki Bozdağ'ın yamaçlarında kalan Birgi, Frigilerden Osmanlılara kadar birçok uygarlık geçirdi. Birgi Bozdağ'ın eteğinde yeşillikler arasında günümüze ulaşan değerleriyle bir sit alanı ve mimari unsurlarıyla İzmir'de görülmeye değer yerlerden biri. Birgi'de geldiğimiz ilk adres Aydınoğlu Meydanı. Aydınoğlu Birgi'nin en hareketli meydanlarından bir tanesi. Özellikle içerisinde barındırdığı tarihi yapılardan ötürü gelenler mutlaka buraya uğramalılar. Aydınoğlu Meydanı Birgi'ye dair birçok şeyi bulabileceğiniz bir alan. Buraya geldiğiniz zaman tezgahlarda yumurtalar, çeşitli otlar ve Birgi'ye özgü burada üretilen şeyleri bulabiliyorsunuz. Birgi'nin meşhur olan şeylerinden bir tanesi de cevizi. Aydınoğlu Meydanı'nda satışa sunulan kasalarda cevizleri bulabilmeniz mümkün. Aynı zamanda meydanın hemen yanı başında yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Buraya geldiğiniz zaman testileri, tencereleri, Türk kahvesi fincanlarını bir arada bulabilmeniz mümkün. Aydınoğlu Meydanı'na gelip burada hemen meydanda yer alan tarihi meydan kahvesinde de bir çay içmeyi ihmal etmeyin. Ağaçların gölgesinin altındaki küçük ve şirin kahvede kısa bir mola vermeyi tercih edebilirsiniz.
Birgi'nin önemli tarihi yapılarından birindeyiz. Ulu Cami, Beylikler döneminin ilk camilerinden bir tanesi. O yüzden Birgi için oldukça önemli bir yeri var. Aydınoğlu Meydanı'na geldiğiniz zaman Ulu Cami burada sizlere tüm görkemi ve güzelliğiyle zaten selamlıyor olacak. Birgi'nin Ulu Camisi 1312'de Beylikler döneminin ilk camilerinden biri. Burası Mehmet Bey tarafından inşa ettirildi. Bu yüzden Ulu Cami'den de çok Aydınoğlu Mehmet Bey Camisi adıyla anılıyor. Kare planlı cami, kurşun kaplı ve çift eğimli kırma bir çatıyla örtülü. Çivi kullanılmayan ahşap işçiliğiyle de dikkat çeken cami, çinelerle kaplı minaresiyle de ilgi odağı oluyor. İç kısmındaki çini ve ağaç işlemeciliğine ait eserler ayrı bir öneme sahip. Kündekari tekniğiyle yapılmış olan minberi ise eşsiz diyebiliriz. Aynı teknik caminin 8 penceresinin kanatlarına da uygulanmış. Bu yüzden Birgi Ulu Cami 14. yüzyıl ağaç işçiliğinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Türk İslam mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan caminin güney duvarındaki antik aslan yontusu bir cami için oldukça ilginç. Caminin yanında Aydınoğlu Mehmet Bey'in 1334'te yaptırdığı türbesi bulunuyor. Türbede Aydınoğlu Mehmet Bey'den başka Umur Bey, İsa Bey, Bahadır Bey'e ait mezarlar yer alıyor. Aydınoğlu Camisi'nin hemen arkasında Sultan Şah Türbesi bulunuyor. Bu türbe buranın en eski yapılarından bir tanesi. Ancak son dönemde yapılan restorasyonla özgünlüğünü kaybettiğini söyleyebiliriz. Bu tür tarihi yapıların, tarihi eserlerin orijinalliğinin, özgünlüğünün korunması oldukça önemli. Ulu Cami'nin güneyindeki Sultan Şah Türbesi, Birgi'de Aydınoğulları döneminden kalan en eski yapı. Girişteki kitabeden eserin 1310'da Aydınoğlu Mehmet Bey'in kız kardeşi Sultan Şah için yapıldığı anlaşılıyor. Moloz taştan yapılmış altıgen planlı bu yapının üzeri kiremit kaplı bir kubbe ile örtülü. Türbe girişi taşırılmış, mermer sövü ve kemerlerle çevrili kapısı da giriş eyvanı içine alınmış. Hanzade Hatun aynı zamanda Sultan Şah diye de anılıyor. O yüzden buraya geldiğinizde türbenin iki ismi olduğunu göreceksiniz. Birgi'yi gezip görmeye başladık ama şimdi kısa bir mola vereceğiz. Birgi'yi daha yakından tanımak için tarihine birlikte bakalım. Birgi, Ödemiş Ovası'nın yanı başında yükselen Bozdağ'ın güney yamaçlarında kurulmuş oldukça şirin bir köy. Artık Ödemiş'e bağlanarak mahalle olan Birgi, asırlık çınar ve ceviz ağaçlarının yemyeşil yaprakları arasından yükselen taş duvarlı, kırmızı kiremitli, ahşap pencereli evleriyle fotoğrafçılar ve gezginler için gezilesi bir yer. Birgi, adını ilk çağlardan beri duyurmayı başarabilmiş yerlerden biri. Lidyalıların, Perslerin, Helen ve Romalıların uğradığı Birgi ve çevresi Bizans döneminde Pirgion adıyla anılıyordu. Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1308'de kurulan Aydınoğulları Beyliği'nin de başkentiydi. 100 yıldan fazla Sakız ve Mora'ya kadar olan bir coğrafyada hüküm süren Aydınoğlu Beyliği'nin 60 şehri ve 30 kadar da kalesi vardı. Bu tarihlerde Birgi, Ege coğrafyasının önemli bilim ve dini merkezlerinden biriydi. Beyliğin merkezi 1350'li yıllarda Aydınoğlu Hızır Bey zamanında Birgi'den Aysuluğa taşınınca kentin önemi azaldı. Bölge 17. yüzyılda önemini iyice yitirdi. 1831'de 5900 nüfuslu bir kasabaydı burası.
Birgi'nin sembol yapılarından birine, Çakır Ağa Konağı'na geldik. Çakır Ağa Konağı hem tarihiyle hem de mimarisiyle Birgi'nin en önemli yapılarından biri olma özelliğini koruyor. Bu konak 1763 yılında inşa ettirildi. Yaptıranı ise Şerif Ali Ağa. Konağın ahşapları Venedik'ten özel olarak getirtildi. Görkemli bir şekilde 3 katlı olarak inşa edildi. Geldiğiniz zaman konağın içini gezebilmeniz pek mümkün olmayacak. Çünkü burada çeşitli çalışmaların yapılması gerekiyor. Çok eski bir konak olduğu için ve tehlike arz ettiği için ziyarete kapatılmış durumda. Ama umarız ki en yakın zamanda gerekli çalışmalar yapılır ve bu güzel konak tarihiyle, mimari yapısının hoşluğuyla tüm ziyaretçilerle buluşur. Çakır Ağa Konağı'nın hemen her odası ve tavan süslemeleri oldukça dikkat çekici. Duvarlar ve duvarların üst kesimindeki panolarda çok sayıda boyama resimler var. Küçük Menderes Havzası'nda yetişen 72 çeşit sebze ve meyve resimleri buralarda görülebiliyor. Resimler içinde iki farklı odadaki İstanbul ve İzmir manzaralarının gözden kaçırılmaması gerekiyor. Dönemin minyatür sanatından farklı olarak belli bir derinlik duygusu veriyor bunlar. Çakır Ağa Konağı 1975 yılına değin konut olarak kullanıldı. Aynı yılda müştemilatı ile birlikte Kültür Bakanlığı'nca kamulaştırıldı ve restore edildi. Bu konak 1995 yılında müze olarak hizmete açıldı. Barok ve rokoko tarzında boya bezemeleriyle, baş odalarındaki İstanbul ve İzmir resimleriyle Türk konak mimarisinin önemli bir yapısı. Geldiğiniz zaman içini gezemeseniz de Çakır Ağa Konağı'nı mutlaka ziyaret edin. Birgi'nin güzel bir diğer meydanındayız. Burası da Cumhuriyet Meydanı. Geldiğiniz zaman burada da birçok şeyi yan yana bulabileceksiniz. Bu hem güzel hem de küçük köyün iki tane meydanının olması gezenler için de aslında bir avantaj. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen ortasında köy kahveleri bulunuyor. Sabahın en erken saatlerinde bile buradaki masaları dolu olarak bulabilmeniz mümkün. Birgi'de yaşayanlar sabah erken saatlerde günü burada çay ya da kahve ile açıyorlar. Birgi'nin PTT'si, çeşitli marketleri yine Cumhuriyet Meydanı'nda yer alıyor. Küçük bir köprüyü geçtikten sonra varabileceğiniz Cumhuriyet Meydanı'na da geldiğiniz zaman uğramalısınız. Birgi'de geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan pek çok ev ve konak var. Birgi'nin sokaklarını gezerken bu güzel evlere hayran olacağınızın garantisini verebilmemiz mümkün. Buradaki bu evlerin ve mimari yapının şekillenmesinde geleneksel kültürün yanı sıra iklimin de büyük etkisi var. Genelde iki katlı olan Birgi evleri içinde sınırlı sayıda da olsa ara katlı ve üç katlı olanları var. Arazi eğiminden ötürü kimi evlerde zemin katları yarı bodrum olarak toprak altında kalıyor. Yakacak, yiyecek ve özellikle de zeytinyağı gibi malzemelerin konulduğu depolar, bazen de ahırların yer aldığı katlar, taşlık, avlu ve bahçe gibi alanlara açılıyor. Ege bölgesinde bol miktarda bulunan killi topraktan üretilen tuğla ve kiremitler, yörenin doğal taşları, zengin bitki örtüsünün sağladığı bol kereste ve ağaç işçiliğiyle işlenmiş ahşap elemanlar, bu evlerin inşasında kullanılan temel yapı malzemeleri. Birgi'nin her yerinde tarihi bir eve rastlamak mümkün. Ancak bu evlerin en özelleri kasabanın kuzeyinde yer alan Osmanlı'ya özgü kesme taş döşeli, dar kıvrımlı sokaklara sahip Cami-i Kebir Mahallesi'nde bulunuyor. Tarihi kent bir bütün olarak korumaya alınmış olsa da yıkılmaya yüz tutmuş veya çökmüş çok sayıda evde var.
Bugün Çekül Vakfı tarafından kentin kültürel varlıkları ön plana çıkartılarak sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi için çeşitli projeler yürütülüyor. Birgi'ye geldiğiniz zaman yapacağınız şeylerden bir tanesi de bütün sokaklarını tek tek gezmek. Birgi'de gezerken en güzel şeylerden bir tanesi her yandan Bozdağları görmeniz. Mesela şu anda bulunduğumuz konumda arkamda inanılmaz güzel bir manzara var. Sokakları gezip dolaşırken hem tarihi evlerin arasında adımlayacaksınız hem de bir yandan güzel dağların manzarasıyla içiniz açılacak. Birgi'nin sokaklarını gezerken ceviz toplayan köylülerle karşılaşmanız muhtemel. Tarihi evlerin arasından geçip giderken her adımladığınız yerin oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu bilmelisiniz. Bin yılların tarihini içinde barındıran Birgi, doğal güzellikleriyle de buraya gelen herkesi kendine hayran bırakıyor. Yürüdüğünüz her sokakta sizlere Bozdağların güzel manzarası eşlik ediyor. Temiz havasıyla, sessiz sakin ortamıyla ve tarihiyle Birgi'nin bütün sokaklarını mutlaka gezin dolaşın. Birgi köyünü gezdik, dolaştık. Şimdi buradan Ödemiş'in merkezine doğru ilerleyeceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolumuz var. Birazdan orada olacağız. Kısa bir yolculuğun ardından Ödemiş'e vardık. Ödemiş'te gezi turumuza başlamadan önce ilçenin tarihine bir birlikte kısaca göz atalım. Ödemiş tarihine baktığımızda Lidyalılara ulaşıyoruz. Bozdağ eteklerinde kurulu olan İpaypa, Sardis'ten sonra Lidya topraklarının en önemli yeri konumundaydı. Daha sonra Persler yöreyi işgal etti. Günümüz Ödemiş topraklarındaki İpaypa, daha sonra sırasıyla Büyük İskender, Bergamalılar ve Bizanslıların eline geçti. Daha sonra Aydınoğulları ve 1426'da Osmanlıların yönetimine geçti. Kimi görüşlere göre Ödemiş ismi Yunanca mutluluk ya da ana tanrıça kelimelerinden geliyor. Diğer bir görüş ise bölgenin ismi Teke Türkmenlerine bağlı Ötemiş oymağından geliyor. Ödemiş İzmir'e bağlı olsa da 110 kilometre mesafesiyle uzak ilçelerinden biri. Kuzeyinde Bozdağlar, güneyinde Aydın Dağları ile çevrelenmiş olan verimli bir ovaya kurulmuş olan bu yer mutlaka gelinip görülmeli. İncir ve patates yetiştiriciliği ve bir zamanlar ipek böcekçiliği ile ekonomik olarak da iyi durumda olan ilçe, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Ödemiş'in önemli ve tarihi adreslerinden birine geldik. Bulunduğumuz yer Ödemiş Arastası. Ödemiş Arastası yüzyılların geleneğini bugün hala sürdürmek için direniyor. Buraya geldiğiniz zaman hala terzileri, kunduracıları, çeşitli küçük dükkanları bir arada bulabileceksiniz. Arasta bir eksen üzerinde sağlı sollu dizilmiş dükkanlardan oluşan Osmanlı çarşı yapısına verilen isim. Tarihi 1800'lü yıllara kadar uzanan tarihi Ödemiş Arasta çarşısı Osmanlı döneminin açık arasta türünün ender örneklerinden biri. 3 cami arasında ve 17 hanın ortasında yer alan çarşı ticari bir merkez konumunda. Arasta Çarşısı 1. derece sit alanı. Semerci, keçeci, kalaycı, tenekeci gibi zanaatkarları zamana karşı burada direnirken görebilirsiniz. Ödemiş'e geldiğiniz zaman bu tarihi çarşıya mutlaka uğrayın.
Eğer zevkinize göre el yapımı bir ayakkabı isterseniz de mutlaka tarihi Arasta'nın yolunu tutun. Arasta'nın sayılı olan dükkanlarından birindeyiz. Yanımda Mustafa abi var. Mustafa abi ayakkabı tamircisi, kunduralar yapıyor. O ayakkabıları baştan yeniden giyilecek hale getiriyor. Öncelikle Mustafa abi sen kaç yıldır buradasın? Bu dükkanı ne zaman açtın? Nasıl başladın? Ben 20 yıldır buradayım. Bu işleri yapıyorum. Eskiden güzeldi. Şu devirde düzenler sakattı. Ancak yövmiyemiz bile çıkarmıyoruz yani. Çarşı iyice durgunlaştı. Durgunlaştı. Bu Arasta'nın hali eskiden buradan insanlığa geçilmiyordu. Şimdi uğrayan yok. Peki çarşıda kaç tane dükkan var? Nasıl oluyor burada? Şu anda hiç öyle bir işleyen yok. Ancak üç çivit ayakkabı satıyorlar. Eskiden buralar doluydu. Şimdi kimsecikle kalmadı. Yıkıldı olar. Biz de buraya geldik. İşte bir ben burada varım. Üç tanım de tamirci var burada. Peki çok teşekkür ediyoruz Mustafa abi. Kolaylıklar diliyoruz sana. Var oğlum. Ben teşekkür ederim. Cumartesi günleri Ödemiş'te oldukça büyük ve hareketlilik oluyor. Bu hareketliliğin sebebi her cumartesi günü kurulan Ödemiş Pazarı. Buraya geldiğiniz zaman birçok tezgahta birçok farklı ürünü bir arada bulabiliyorsunuz. Burası adeta bir açık hava alışveriş merkezi gibi. Küçük Menderes Havzası'nın en önemli pazarı Ödemiş Cumartesi Pazarı'dır. Türkiye'nin en büyük açık alışveriş merkezi olarak tanımlanan Ödemiş Pazarı, cumartesi günleri ilçede kuruluyor. 110 yıllık bir geçmişi olan pazarda 1100 üretici ile 850 esnaf her hafta cumartesi günü Ödemiş'in sokak ve caddelerinde tezgahlarını kuruyor. Hem doğal, hem ucuz, hem de taze birçok ürün bu tezgahlarda yerini alıyor. Meyve ve sebze almak için en iyi adres o yüzden cumartesi pazarı. Bunun yanı sıra köy ekmeği, kekik, taze çökelek peyniri, yoğurt, reçel gibi çok sayıda yöresel ürün yine bu tezgahlarda bulunabilir. Tamamı meşe odunuyla ısıtılmış geleneksel fırınlarda nohut mayasıyla yapılan ekmekler başka hiçbir yerde bulunamayacak lezzetleriyle taze taze yine cumartesi pazarında pişiriliyor. Aradığınız birçok şeyi bulabileceğiniz Ödemiş Pazarı'na da mutlaka uğramalısınız. Hatta gezinizi eğer hafta sonu yapacaksanız, Ödemiş'in merkezini gezmeyi mutlaka cumartesi gününe bırakmalısınız. Ödemiş Cumartesi Pazarı'nda alacaklarınızı aldıktan, göreceklerinizi gördükten sonra mutlaka Kadın El Sanatları Pazarı'na da uğrayın. Buraya geldiğiniz zaman iğne oyalarından el işlerine kadar birçok ürünü tezgahlarda yan yana bulabileceksiniz. Her biri de hemen yanı başımda gördüğünüz gibi rengarenk. Bakın arkadaşlar böyle çok güzel şeyler var. Ablamıza verelim. Teşekkür ediyorum. Ödemiş'te özellikle kadınların ilgisini fazlasıyla çeken Kadın El Sanatları Pazarı, el dokumaları ve her biri birbirinden renkli dantelleriyle fazlaca ziyaret ediliyor. İğne oyası, ipek mendil, mekik oyası, kanaviçe ve el emeği göz nuru hazırlanan hediyelik eşyalarıyla her kesimden insanı burası cezbediyor. İpek böcek yetiştiriciliğiyle elde edilen ham ipek kullanılarak hazırlanan iç gömlekler, ipek çarşaflar ve farklı türdeki giysiler her biri ayrı bir şıklığı simgeliyor. Pazar içindeki tezgahların nizami bir şekilde yerleştirilmesi ise göz zevkine ayrı bir şekilde hitap ediyor.
Kadın El Sanatları Pazarı'nda aradığınız birçok şeyi bulabilmeniz mümkün. Rengarenk Kadın El Sanatları Pazarı'nda Necla ablanın tezgahına geldik, oturduk. Necla abla, öncelikle seni bir kısaca tanıyalım. Ne zaman açmaya başladın tezgahı? Hoş bulduk. 5 sene önce kızım bıraktıktan sonra buradaki sergiyi ben açmaya başladım. 5 senedir kendim yapıyorum, üretiyorum. Kendi yaptığım ürünleri satıp geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Peki biraz ihtiyaçtan mı oldu tezgah açmak, yoksa böyle bir şey yapmak istiyor muydun? Zaten elimden böyle şeyler geliyor. El işlerini de çok seviyorum. Çocukluğumdan beri el işlerine uğraşmayı seviyorum. Örgüydü, böyle öncük boncukla uğraşmayı çok seviyorum. Ona baktım, yapıyorum, satabiliyorum. Çok şükür diye açtık burayı. Yani iyiydi ama bu sene bayağı bir durgun. Niye böyle, bu senenin bir özelliği var mı? Bilmiyorum, turların gelmesi, işlerimizi güzel, kazancımız oluyordu. Ama şu aralar, yani hele bu sene hiç doğru düzgün bir işimiz olmadı. Anca açtığımız şeyleri topluyoruz, haftaya tekrar açıyoruz. Bir ödemiş, bir bilgi pazarına gidiyoruz. Gene de yani 3-5 kuruş, Allah bereket versin, kazanıyoruz. Umarız ki daha fazla açılır, daha çok kazançlarınız olur. Peki şey soracağım Necla abla, sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Şimdi bu da çok uğraşılan ve emek verilen bir şey aslında. Türlü türlü çeşitleri de vardır diye düşünüyorum. Benim elimden pek gelmediği için senden öğreneceğim. Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Ben en çok kolyelerde ve fularlarda çalışmayı çok seviyorum. Oyalarını yapabildiğim kadarına, becerebildiğim kadar, çıkarabildiğim kadarına onları monte edip fular haline getirip kolyeleri, taşları dizip kolye haline getirip bu şekilde böyle en büyük, yani stres topum benim onlar. Onların sayesinde hem stresimi atıyorum, hem yani az da olsa ekmek paramı çıkarmaya çalışıyorum. Peki Necla abla, biraz da Ödemiş üzerine konuşsak. Burada yaşam nasıl? Şimdi biz en hareketli günlerinden birinde buraya geldik ama genel olarak burada yaşam nasıl sürüyor? Burada yani hayat sakin geçiyor. Yani öyle gürültülü patırtılı bir şey değil, sakin bir memleket. Ben aslında İzmir doğumluyum ama 7 yaşından beri Ödemiş'teyim. Şu an 54 yaşındayım, yani ömrüm burada geçti. Sessiz, sakin, mis gibi temiz havasından her şeyi. Burada yani insanların birbirlerine yardımlaşmaları, ne bileyim yani bir diyelim birisinin patates ekti. O ona getirir, verir, birbirimize yardımlaşmalarımız da olur. Yani öyle komşuluklarımız, her şey, bir sakin bir yer memleket burası. Çok güzel. Burada yaşamayı seviyorum. Peki Ödemiş'te gitmeyi en sevdiğin yer neresi? Vaktim olur, gezmeye giderim. Ödemiş'te de ilk gittiğim yer şurası dediğim bir yer var mı? En çok sevdiğim böyle piknik alanları. Yeşilliklere gideceksin, orada kafanı dinleyeceksin. Öyle. Ha, belde olarak derseniz Birgi, Gölcük, bunlar en başta geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Necla abla. Kolaylıklar diliyoruz bu güzel tezgahta. Teşekkürler, size de kolay gelsin. Ödemiş gezimizde şimdi sıra müzelerde. İlk geldiğimiz yerse Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi. Ödemiş'e geldiğiniz zaman görmeden geri gitme kategorisinde bir yerde işte burası. Ödemiş'in ünlü oteli Yıldız Otel'in bazı katları ve odaları restore edilerek çeşitli çalışmalar sonucunda müzeye dönüştürülmüş durumda. Buraya geldiğiniz zaman sadece Ödemiş'e dair değil, aynı zamanda Ege bölgesine dair de birçok şeyi içeride bulabileceksiniz. Şimdi beraber içeriye girelim, bizleri neler bekliyor birlikte görelim.
Müze, Yıldız Oteli'nin alt ve üst katında mevcut toplam 14 oda, 4 koridorla Keçecizade Hanı'nın alt ve üst katında 3 oda ve 155 metrekarelik sergi salonundan oluşuyor. Şu an itibariyle 27.034 adet taşınır kültür varlığı mevcut. Bu oldukça yüksek bir rakam. Müzenin Keçecizade Han alt ve üst kat teşhirinde Yıldız Kundura Odası, kentin önemli bir gelir kaynağı olan ayakkabıcılık sektörünü canlandırmak üzere Kundura Animasyon Odası olarak düzenlenmiş durumda. Odada ayakkabılar, çarıklar, mesler, çizmeler, nişan ayakkabıları bulunuyor. Kundura Odası'na benzer bir saatçi dükkanı ve aynı zamanda bir berber dükkanı da var. Üst kata çıktığınız zaman Çeyiz Gelin Düğün Sergi Salonu, Yıldız Sinema Odası, İlk Kurşun Sergi Salonu gibi alanları göreceksiniz. Aynı zamanda üst katta birçok ana odası da bulunuyor. Girdiğiniz koridorda Yıldız Otel'in eski tabelası da gözünüze çarpacak. Müzenin alt katında sahanlık kısmı olan bir koridor ve 3 oda bulunuyor. Koridorda 20. yüzyılın ilk çeyreğinden Kütahya çini tabaklar, portmanto, kıl heybe, ipek kumaş üzerine tel sarma bir gelin başı, Yıldız Oteli'ne ait taş boy aynası sergileniyor. Bu koridoru geçtikten sonra müzenin bahçesine ulaşıyorsunuz. Müzeyi gezip dolaştıktan sonra bu bahçede kısa bir çay molası da verebilirsiniz. Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, içerisinde barındırdığı birçok eşyayla ve aynı zamanda hazırlanan, tasarlanan odalarıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bu müzeyi gezip gördükten sonra Ödemiş'teki yaşam biçimine dair birçok şeyi de öğrenmiş olacaksınız. Bedia Akartürk, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri. Ödemiş için de oldukça önemli bir isim. Çünkü 1941 yılında Ödemiş'te doğdu ve sanat hayatına da burada başladı. Bedia Akartürk'ün aldığı ödüllerin, fotoğraflarının, kıyafetlerinin yer aldığı yerse şu anda ziyaret edebileceğiniz bir müze. ...2008 yılında Ödemiş Belediyesi tarafından açılmış olan ve Ayvaz ailesinin belediye bağışladığı İbrahim Hakkı Ayvaz Kent Müzesi'nin ilk katı Kent Müzesi olarak tasarlanırken ikinci katı Bedia Akartürk Sanat Müzesi olarak düzenlendi. Ödemiş doğumlu sanatçı Bedia Akartürk sanat hayatına da bu ilçede başladı. Yaşını büyüterek çalışmaya başladığı İzmir Radyosu'nda 9 yıl geçirdikten sonra Ankara Radyosu'na geçti. Akartürk, Ankara Radyosu'nda da uzun yıllar boyunca çalıştı ve buradan emekli oldu. O dönemlerde Paris Olimpiya'da muhteşem bir konser veren Akartürk, sayısız albüme ve 6 sinema filmine de imza atarak çalışmalarına hala devam eden isimlerden. Hem çok sevilen hem de eşsiz bir ses rengine sahip olan sanatçı için açılan bu müzede sanatçının bu zamana kadar aldığı ödüller, sahne kıyafetleri, fotoğrafları ve kendi diktiği yöresel kıyafetler görülebiliyor. Şimdi gezimize kısacık bir mola veriyoruz. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin her birini tek tek fotoğrafladık. Benim kadrajımdan fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Down.
Ödemiş Müzesi kent merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman hem arkeolojik hem de etnografik eserleri bir arada bulabiliyorsunuz. Küçük Menderes Ovası'ndaki kale, kale mezarları, antik kent ve tümülüslerden çıkartılan çeşitli eşyalar içeride sergileniyor. Aynı zamanda Osmanlı döneminde yerel halkın yaşam biçimini ve kültürel değerlerini yansıtan birçok şey de var içeride. Şimdi Ödemiş Müzesi'nin içerisine girelim, beraber gezelim, görelim. Küçük Menderes Nehri'nin suladığı verimli bir ovada yer alan Ödemiş'te bir müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamıştı. Eski eser koleksiyoneri olan Mutahhar Bağoğlu'nun arsaları müze binası yapılmak üzere hazineye bağlandı. Müze binası 1983 yılında da tamamlandı. Bodrum kat üzerine bir zemin kattan ibaret olan ve çadır formu verilerek yapılan müze tek bir salondan oluşuyor. Etnografya Müzesi olarak yapılan binada mevcut etnografik eserlerin yanı sıra bölgeye ait arkeolojik eserler de teşhir ediliyor. Arkeolojik bölümde çoğunluğu eski Tunç çağına, arkaik, klasik ve Bizans dönemine ait eserler bulunuyor. Etnografik bölümde çoğunluğu Osmanlı dönemine ait çeşitli silahlar, bakır ve gümüş eşyalar, cam eserler, süs eşyaları, el işlemeleri, giysi örnekleri sergileniyor. Müzede Türkiye Cumhuriyeti dönemine ait el sanatlarına ilişkin örnekler de mevcut. Ödemiş Müzesi içerisinde barındırdığı her şeyle birlikte oldukça önemli bir adres. Ödemiş Müzesi'nin içini gezdikten sonra mutlaka bahçesine de vakit ayırmalı, burayı da gezmelisiniz. Bahçesinde çok fazla eser göremeyeceksiniz ama burada mezar stellerini, sütun başlıklarını, heykelleri ve heykelcikleri bir arada bulabilmeniz mümkün. Aynı zamanda bu eserleri incelerken dikkatinizi iyi korunmuş olmaları da çekecek. O yüzden buradaki nadide eserleri de mutlaka tek tek görmelisiniz. Ödemiş Müzesi'nin bahçesindeki eserlerin çoğu Roma dönemine ait. Burada sergilenen heykellerin iyi korunmuş olduğunu geldiğiniz zaman sizler de göreceksiniz. Çeşitli lahit parçaları, mezar stelleri, sütun başlıkları müze bahçesinin ana elemanları. Ödemiş Müzesi'nin bahçesinde aynı zamanda antik çağda zeytinyağı üretimine dair de görebileceğiniz şeyler var. Ödemiş'in Ovakent Mahallesi yakınındaki Ödeşe mevkiinde Ödemiş Müze Müdürlüğü'nün 2010-2012 yıllarında yaptığı arkeolojik kazılarda küçük bir zeytinyağı atölyesi ortaya çıkarıldı. Ödeşe Atölyesi'nde ezme ve sıkma işlemleri 33 metrekarelik bir oda içinde sürdürüldü. Bu odadaki tüm donanım ilk kuruldukları yerlerinde bulundu. Ödemiş Müzesi'nin bahçesinde işte bu atölyeden çıkartılan çeşitli araçları bir arada görebilmeniz mümkün. Ödemiş'i gezdik, gördük, dolaştık ve bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerle, yeni şehirlerle birlikte olacağız. Gezen Bilir'i takip etmeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.